Kulaklarını örmeye yine sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkamızı yaptık. 8 tane sık iğne yapıyoruz sihirli halkamıza. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Yine burada ilmek kaydırma yöntemiyle en baştaki sık iğneye batarak iki ucunu birleştiriyoruz sihirli halkamızın ve ipimizi çekerek iyice sıkılaştırıyoruz. Ve bu ikinci sıramızda 8 tane artırarak 16 tane sık iğne yapıyoruz. Her ilmeğe çift batıyoruz ve 16 tane sık iğne elde ediyoruz. 3. sıramızdayız. 3. sıramızda ilmek belirleyicimizi koyuyoruz ve bu sırada artırma eksiltme yapmadan 16 sık iğne olarak örüyoruz. 4. ve son sıramızdayız. Bu sıramızda da 3 tane sık iğne örüp 1 tane artırıyoruz. 4 kere tekrarlayacağız. Evet, 3 ördüm, 1 artırdım. Bunu 4 kere tekrarlıyoruz. Evet. 20 tane sık iğnemiz oluştu. 3 ördük, 1 artırdık. Şimdi bunu da 2'ye katlayarak örüyoruz değerli arkadaşlarım. Bir önden, bir arkadan batarak aynı kollar ve bacaklarda olduğu gibi sık iğne ile birleştiriyoruz. Evet, burada ipimi uzun bırakarak kesiyorum arkadaşlar. Kulağımızı dikeceğimiz için. Kulaktan da 2 adet örüyoruz. Daha önce bir tanesini örmüştüm ben. İkinciyi de ördüm. Bu şekilde. Şimdi gövdesini örmeye başlayabiliriz. Evet, sihirli halka yaparak gövdemizi örmeye başlayabiliriz. Sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 ve 6. İlmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Ve ikinci sıramızda her zaman olduğu gibi her ilmeğin içine çift batarak 12 tane sık iğne elde ediyoruz. Üçüncü sıradayız. Üçüncü sıramızda bir tane öreceğiz, bir tane artıracağız. Bir örüyorum, bir artırıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Dördüncü sıramızda 2 tane örüyoruz, bir tane artırıyoruz. Yine bunu da sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. 6 kez tekrarlamış olacağız.
Beşinci sıramızda bir tane örüyorum, bir tane artırıyorum. Daha sonra 3 tane örüp bir tane artıracağım. Sıra sonuna kadar 3 tane örüp bir tane artıracağım. Sıramızın sonunda 2 tane sık iğnemiz kalacak. Onu da örerek sıra sonuna geleceğiz. 6. sıramızda ilk başta bir tane artırma yapıyorum. 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 Bir artırma yapıyorum ve sıra sonuna kadar bu şekilde gideceğim. 4 öreceğim, 1 artıracağım. Sıramın sonunda 4 tane sık iğnem kalacak. Onu da örerek sıranın sonuna geliyoruz. 7. sıradayım. 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 Bir tane artırıyorum. Sıra sonuna kadar bundan sonraki ilmekleri 5 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 ve bir tane artırıyorum. Bundan sonrasını 5 tane örüp bir tane artırarak yapıyorum ve sıramın sonunda bir tane sık iğnem kalacak. Onu da örerek sırayı tamamlıyorum. 8. sırayı artırma eksiltme yapmadan 42 sık iğne olarak örüyoruz arkadaşlarım. Çünkü bir önceki sıramızda 7. sıramızda 42 tane sık iğnemiz oldu. Bu sırayı 42 sık iğne olarak örüyoruz 8. sıramızı. 9. sıradayım. Bu sırada bacaklarımızı ekleyeceğiz. 8 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne ördüm. Bacağımızı alıyoruz ve bir bacaktan bir gövdeden 6 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne ördük. Tekrar devam ediyoruz. 14 tane sık iğne örüyoruz. 4 tane sık iğne ördüm. Diğer bacağımızı alıyoruz. Burada da bir bacaktan bir gövdeden 6 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 Bacaklarımızın aynı yöne bakmasını dikkat edelim arkadaşlar. Daha sonra 8 tane sık iğne örerek sıramızın sonuna geliyoruz. 10. ve 11. sırayı da 42 sık iğne olarak 2 sıra boyunca örüyoruz arkadaşlar. Artırma, eksiltme yapmıyoruz. 2 sıra boyunca 10 ve 11. sıraları 42 sık iğne olarak ördüm.
12. sıradayım. 12. sırada 5 tane sık iğne örüp 1 tane azaltıyorum. 3 4 5 Sıra sonuna kadar 5 tane örüyorum, 1 tane azaltıyorum. 13. ve 14. sıraları 2 sıra boyunca 36 sık iğne olarak örüyorum. Artırma, eksiltme yapmıyorum. 15. sıradayım. 2 sıra boyunca 36 sık iğne ördükten sonra 15. sıraya geldim. 2 tane sık iğne örüyorum ve 1 tane azaltıyorum. Daha sonra 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 1 tane azaltıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyorum. Sıramın sonunda 2 tane sık iğnem kalacak. Onu da örerek sıramı tamamlıyorum. 10. sıradayım. 16. sıramda artırma, eksiltme yapmadan 30 sık iğne olarak örüyorum. Sıramda ilk başta bir azaltma yapıyorum. Daha sonra 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 Bir tane azaltıyorum. Sıra sonuna kadar 3 sık iğne yapıp bir tane azaltacağım. Yine sıramın sonunda 3 tane sık iğnem kalacak. Onu da örerek sıramı tamamlayacağım. 18. sıramıza geldik. 18 ve 19. sıralarımızı 24 sık iğne olarak örüyoruz. 2 sıra boyunca 24 sık iğne olarak örüyoruz. 2. sıraları 2 sıra boyunca ördüm. 24 sık iğne olarak. Şimdi içini biraz dolduracağım. Yirminci sıradayız. 20. sıramızda 2 tane sık iğne örüp 1 tane azaltıyoruz. Sıra sonuna kadar 2 tane örüp 1 tane azaltıyoruz. Yirmi birinci sıradayım. 21. sıramızda kolları ekleyeceğiz arkadaşlar. 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 tane sık iğne ördüm. Kolumuzu şuradan bir koldan bir gövdeden alarak 5 tane sık iğne örüyoruz. İki. Üç. 4 5 Daha sonra bu arada 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 Diğer kolu ekliyoruz. Yine bir koldan bir gövdeden olmak üzere 5 tane sık iğne ile birleştiriyoruz.
1 2 3 4 5 Bir tane sık iğnemiz kaldı. Onu da örerek sırayı tamamlıyorum. Ve 22. sırayı da 18 sık iğne olarak örüyoruz ve ipimizi koparıyoruz. Gövdemiz böylelikle bitmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi bundan sonra kafasını örmeye geçeceğiz. Bu sırayı çabucak örüp geleyim. Sırayı tamamladım. Burada bir zincir çekip kilitliyorum. Artık bu içeride kalacak çünkü bu dikiş. Ve ipimi kısa kesiyorum. Kafadan bırakacağız dikmek için olan ipimizi. Şimdi bunu çektim. Vücudunu iyice dolduracağım. Gördüğünüz gibi gövdemiz tamamlandı. Şimdi kafayı örmeye geçebiliriz.